yerel seçim gündemiyle hep birlikte bir başlangıç yapalım. Ve burada da manşetimize aslında Murat Kurum'un cümleleri çıkıyor. Sahaya indi kendisi. Sahaya öyle bir indi ki esinlenilen cümleler de duyuldu. Heyecanımız var, gençliğimiz var, enerjimiz var dedi. Enerjiyi ekledi ama bir tarih. Geçmiş dönemde Ekrem İmamoğlu 2019 yılında biz bunu zaten duymuştuk. Yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var demişti. Ceketi çıkartmıştı, beyaz gömleğinin kollarını kıvırmıştı, bunu söylemişti. Ve biz 2024 yılında şimdi esinlenilen cümleleri de Sayın Murat Kurum'dan duyuyoruz. Bir bakalım sahaya hangi mesajlarla indi başka Murat Kurum. İki önemli başlığımız olacak. Biri ulaşım, diğeri kentsel dönüşüm. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum adaylığının ilk gününde sahaya indi. İstanbul'u ihya edeceğiz dedi. CHP'den yanıt gecikmedi. Yeniden başlamanın, ihya etmenin azmini emanet etmiştir. İstanbul'a biz ihanet ettik. O dikey yapılaşmaya biz izin verdik sözleri Erdoğan'ın sözleridir. Biz bu şehre ihanet ettik. Ben de bundan sorumluyum. Murat Kurum aday ilan edilmesinin ardından ilk günde esnaf ziyareti yaptı. Göçmen sorununu da yönetmek zorundayız. Savaş bittiği zaman inşallah memleketlerine dönecekler. O zamana kadar da ülkemizin, İstanbul'umuzun istihdamına, üretimine katkı sunuyorlar. Murat Kurum'un sığınmacılar ve mülteciler için istihdama katkı sunuyorlar cümlesi kayıtlara geçti. Depreme hazırlıkta İstanbul'un önceliklerinden biri. Murat Kurum için 2019 yılında imar affına imza atan bir bakan olarak tarihe geçtiğini hepimiz hatırlıyoruz. Ve bu imar affı içerisinde yurttaşlarımıza tabut olan maalesef evleri de hatırlıyoruz. Amcalarım, ninelerim, teyzelerim, kardeşlerim, devletten size müjde. İmar barışı geldi. İmar başvurusuyla alakalı 10 milyon 350 bin vatandaşımız da bu kanun düzenlemeden faydalanmak için başvurdular. Geçmişte kayıtsızca yapılan yapılar kayıt altına alınıyor, devlet vatandaşıyla helalleşiyor. Hiçbir şekilde imar affıyla ilgili bir gündemimiz yok. Hiçbir zaman da olmadı. İmar affı diye bir kanun çıkmadı ki değerli arkadaşlar. İmar barışı çıktı. Murat Kurum diye yazılır, imar affı diye okunur. Deprem bölgesinde imar affları yüzünden binlerce insan hayatını kaybetti. 2019 yılında çıkan son imar affında Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak imzası vardı Murat Kurum'un. 6 Şubat depreminde o imar affından yararlanan kaç bina yıkıldı bilinmiyor. Gelecek Partili Selçuk Özdağ da arşivi açtı. Kentsel dönüşüm mağdurlarıyla kurumun bakanlık dönemindeki diyaloglarını paylaştı. Cumhurbaşkanımız 1,5 yılda teslimledi. 3 yıl oldu, ihalesini zor yaptınız. Ben aklımı helal etmiyorum. 3 yılda yapamadı. Hak sahibiyim ben. Ey Murat Kurum, Kanal İstanbul'a devam mı tamam mı? Kanal İstanbul projesi Boğazımızın özgürlük projesi, bağımsızlık projesidir. Murat Kurum da bu projenin mimarı idi, memuru idi. Murat Kurum neden adaylık açıklamasında Kanal İstanbul'dan bahsetmiyor? Çevre ve Şehircilik Bakanı iken Kanal İstanbul'u özgürlük bağımsızlık projesi diyerek savunan Murat Kurum, İstanbul adaylığı sonrası henüz Kanal İstanbul projesiyle ilgili tek cümle kurmadı.